hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü Nora abınız sizi çok ama çok seviyor. Arkadaşlar, kutsal kitap okumayı seviyor musunuz? Peki kutsal kitaptaki ayetleri zaman zaman ezberliyor musunuz? Kutsal kitaptaki ayetleri ezberlemek bizim için çok önemli. Çünkü biliyor musunuz bazı zamanlarda bize aniden bazı duygular gelebiliyor. Mesela nasıl gelebiliyor? Bir anda korkabiliyoruz ya da bir anda endişelenebiliyoruz. Ya da bir anda böyle doğru olmayan bir şey yapmak istiyoruz. Yapmamamız gereken bir şey yapmak istiyoruz. Veya kuralları çiğnemek istiyoruz bir anda. Ama böyle zamanlarda aslında bizim yüreğimize, bize doğru duyguyu verebilecek en önemli şey Tanrı sözüdür. Aslında o sırada yanlış bir şey yapmak üzere olduğumuzu bize hatırlatan en önemli şey Tanrı sözüdür. İşte bu yüzden o sırada kutsal kitabı alıp açıp bakmak ve içinden uygun bir ayeti bulmak sizler için zor olabilir. Ama eğer ayetleri ezberlerseniz onlar zaten sizin hafızanızda yer eder. Yani kafanızın içinde sizin hemen önünüze bir kutsal, otomatik olarak bir kutsal kitap açılacakmış gibi düşünebilirsiniz. İşte bu yüzden arkadaşlar lütfen ayet ezberlemeye özen gösterin ve bunun çok kolay yolları var. Yani bir haftada iki ayet bile ezberleseniz, yani haftada bir ayet bile ezberleseniz bu sizler için çok faydalı olacaktır. Ben de bugün sizlere bir ayet okumak istiyorum. Yeşu bölümünden, Yeşu 1. bölüm 9. ayet. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Arkadaşlar, yüreğimizde zaman zaman bazı tedirginliklerimiz, bazı korkularımız olabiliyor. Ama böyle zamanlarda unutmayın ki sizler o korkudan güçlüsünüz. Ve sizin inandığınız Tanrı o korkudan çok daha fazla güçlü. Ve burada Tanrı'nın sözü şöyle diyor. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Evet dedi. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü öylesin zaten. Tanrı seni öyle yarattı. Korkma. Yılma, yani vazgeçme, korkma. Çünkü Tanrı Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Düşünsene okula da giderken, tek başına sınıfa da girerken, çok zorlandığın bir derse de çalışırken, gece uyurken de, karanlık bir odadayken de Tanrın olan Rab, yani ışığın kendisi, her şeyden güçlü olan, seni bu dünyadaki her şeyden koruyabilecek olan Tanrı gittiğin her yerde seninle birlikte olacak. O zaman hiçbir şeyden korkmana gerek yok sevgili arkadaşım. Şimdi hadi gel, bu kadar konuştuk. Birazcık da böyle değişik şeyler hakkında bilgi sahibi olalım. Gel beraber Ege'yi izleyelim. Kargaların araba tekerleklerinin önünde kırılması için ceviz koydukları gerçeği vardır. Bir nevi değirmen taşı. Yazı 6000 yıl önce bulunmuştur. Acaba hangi dilde? Malezya Po karıncası başka böcekler tarafından bir yere sıkıştırılırsa insanlar dahil kendini patlatırlar. Yılda ortalama yarım kilo böcek yiyoruz. Fark etmeden. Tamam kesin. Benim bilerek yediğimi bilmiyorlar. Gözler asla büyümez. Bir nevi baby face. IQ yükseldikçe görülen rüya sayısı artar. Örneğin ben her gece yüzlerce rüya görürüm. Çok zekiyim. Mide asidi jileti eritebilir. Yine de yutmayın. Önermiyoruz. Yeni doğan bir bebekte 306 kemik bulunur. İşaretlerle konuşuyorum bölümüne hoş geldin. Heyecanlı mısın? Bugün sana yeni iki kelime öğreteceğim. İşaretlerimizle yeni iki kelime daha anlatabileceğiz artık bu bölümden sonra. Hazırsan arkadaşım başlıyorum. İlk kelime başlıyorum. İlk kelimem başlamak kelimesi. Şimdi bu çok eğlenceli. Bunu işaretlerle göstermek gerçekten çok eğlenceli. Parmaklarımızı, yine böyle tabii ki ellerimizi kullanıyoruz. Baş parmağımızı ve işaret parmağımızı birbirine böyle dokunduruyoruz. Sanki böyle bir gözlüğün bir tek camı gibi yapıyoruz. Yani ikisi bir araya geldiğinde böyle bir sanki bir gözlük şekli ortaya çıkıyor. Kısaca bu iki parmağımızı böyle birleştirdik. Sonra bu elimizi aldık, böyle çevirdik. Yani dik durdu bu şekilde. Masaya
masaya bakıyor elleriniz. Yani bu gözlük camları masaya bakıyor, öyle düşünebilirsiniz. Tabii ki bu kadar uzak tutmayın, bu kadar böyle yakın tutabilirsiniz. Başlama kelimesi böyle parmaklarımızı tepede tuttuktan sonra böyle aşağı doğru, sanki bir şey o gözlüğü böyle aşağı doğru bırakıyoruz gibi. Başlamak, başladım, başladım, başladım. Hani böyle aşağı doğru bir şey atıyoruz sanki, böyle bırakıyoruz aşağı doğru. Başlamak, başlamak, başladım, başladım. Bunu öğrendiyseniz şimdi ikinci kelimeye geçiyorum. İkinci kelime de bakmak ve bunu da gözümüzle ifade edeceğiz. Çünkü neremize bakıyoruz? Gözlerimize bakıyoruz. Bir de tabii ki yine elimizi kullanacağız. Bu sefer işaret parmağımı alıyorum, gözümün altına koyuyorum. Ve sanki bu gözümün altından böyle bir bakış fırlatıyorum karşıya. Bakış atıyorum parmağımla. Bakmak, 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 bakmak. Haydi tekrar başa dönelim. Başlamak. Başladım, başladım. Baktım, baktım, bakmak. Evet sevgili arkadaşım, bugün de işaretlerle konuşuyorum bölümünde öğrendiğimiz iki yeni kelime bunlardı. Başlamak ve bakmak. O yüzden senden yine videolarını bekliyorum. Bunları evde pratik yaparken lütfen bizlere videolarını göndermeyi ihmal etme. Şimdi yine bizler için bir dinlenme zamanı. Haydi gel beraber kumdaki hikayeleri izleyelim. Bir gün Rap İsa ve öğrencileri Yeruşalim'e doğru yürüyorlardı. Zeytin Dağı'nın yanındaki Beytfacı köyüne yaklaştıklarında Rap İsa iki öğrencisine şöyle dedi. Karşıdaki köyü görüyorsunuz. Oraya gidin ve köyün girişinde bağlı olan daha önce kimsenin bilmediği sıpayı çözüp bana getirin. Rab İsa şöyle devam etti. Size bir şey soran olursa, Rabbim buna ihtiyacı var dersiniz. İki öğrenci köye gidip Rab İsa'nın buyurduklarını aynı şekilde yerine getirdiler. Öğrenciler sıpayı getirip üzerine giysileri serdiler ve Rab İsa sıpaya bindi. Hep birlikte Yeruşalim'e doğru ilerlediler. Bu olay, Zekeriya peygamberin şu sözleri yerine gelsin diye oldu. Korkma ey Yeruşalim kızı. İşte kralın sıpaya binmiş sana geliyor. Yolda ilerlerken öğrenciler sevinç içinde ve yüksek sesle Rabbe övgüler sunuyordu. Ayrıca her yerden insanlar toplanıyor, kralların kralı İsa'yı sevinçle bekliyorlardı. Rab İsa'yı karşılayan halk, sevinçlerini farklı şekillerde gösteriyordu. Bir kısmı yüksek sesle övgüler sunuyor, bir kısmı hurma dallarını kesip Rab üzerinden geçsin diye yolunu atıyordu. Bir kısmı da kralı karşılar gibi giysilerini Rab İsa'nın yoluna sermişlerdi. Hep birlikte şöyle bağırıyorlardı. Hozanna Davut'un oğluna,
Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Hozanna en yücelerdekine. Rab-i İsa Yeruşalim'e gelince bütün şehir çalkalandı. Halk sevinç içindeydi. Rab-i İsa Yeruşalim'i görünce ağladı. Gelecekte bu şehrin nasıl harap olacağını biliyordu. Yine daha çok üzüllendi ve ağladı. Çünkü Yahudilerin kendisini Rab ve kurtarıcı olarak tanımayıp reddedeceklerini biliyordu. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Davutoğluna hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun, en yücelerde hozanna. Matta 21. bölüm 9. ayet. Sözü bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Acaba bugün Tanrı'nın hangi macerasını birlikte okuyup öğreneceğiz? En son artık İsa Mesih ile ilgili bölüme çoktan gelmiştik. İsa Mesih dünyaya gelmişti, büyümüştü, bir sürü mucizeler yapmaya başlamıştı. Ama galiba şimdi artık yavaş yavaş hüzünlü bölümlere doğru geliyoruz. Bugünkü hikayemizin adı Bahçede Karanlık Bir Gece Ama Korkma isminden. Çünkü aslında bu hikayede yine bizim kurtuluşumuz için. Haydi sen de bana eşlik et, gel birlikte okuyalım hikayemizi. Rüzgar esmeye başlamıştı. Bulutlar ayı kapattığı için de bahçe çok karanlıktı. "Benimle uyanık kalır mısınız?" diye rica etti İsa. Arkadaşları kalacaklarını söyleyerek zeytin ağaçlarının altında beklemeye başladı. Ama çok yorgundular ve kısa süre içinde uyuyakaldılar. İsa tek başına karanlıkta yürüdü. Göksel babasıyla konuşmaya ihtiyacı vardı. Ölme vaktinin geldiğini biliyordu. Bunu çok uzun zaman önce babasıyla planlamışlardı. İsa dünyadaki bütün insanların yapmış olduğu ve yapacağı tüm yanlış şeylerin cezasını kendisi çekecekti. Ne kadar büyük bir fedakarlık bu. "Babacığım, babam!" diye haykırdı İsa ve yere kapandı. "Çocuklarını geri almanın başka bir yolu var mı? Kalplerini iyileştirmenin başka bir çaresi? İçlerindeki zehirden kurtulmanın başka bir yolu yok mu gerçekten?" İsa bile kendini orada çaresiz hissetti. Yani çünkü bu görev gerçekten çok zor bir şeydi ve İsa aynı zamanda dünyada yaşarken tüm duyguları ve tüm bedeniyle insandı. O yüzden tıpkı bizler gibi tedirginlikleri, korkuları olması çok normaldi aslında. Ama İsa cevabı biliyordu. Maalesef başka bir yol yoktu. Günahın tüm zehrinin kendi kalbine girmesi gerekiyordu. Tanrı insanların kalplerindeki tüm üzüntüyü ve kırılmışlığı İsa'nın kalbine dökecekti. İnsanların bedenlerindeki tüm hastalıkları İsa'nın bedenine dökecekti. Bizim için kurtuluşun tek yolu buydu. Tanrı yanlış giden her şey için oğlunu suçlamak zorunda kalacaktı. Bütün bunlar İsa'yı ezecekti. Ama dahası var, daha korkunç bir şey. İnsanlar Tanrı'dan kaçtıklarında Tanrı'yı kaybederler. Kaçtıklarında olan şey budur. Tanrı'ya yakın olamamak bir ceza gibidir. İsa bu cezayı da çekecekti. İsa bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Babasını kaybedecekti ve İsa biliyordu ki bu onun kalbini paramparça edecekti. İsa hüngür hüngür ağladı, sonra da sakinleşti. Tıpkı bir kuzu gibi, "Sana güveniyorum babacığım," dedi. "Sen ne dersen onu yapacağım." Birdenbire ağaçların arasında kılıçlar ışıldadı. Sessiz bahçede fısıltılar, mırıldanmalar, kınından çekilen kılıçlar ve ayak sesleri duyuldu. Galiba o an gelmişti artık. İsa ayağa kalktı, arkadaşlarını uyandırdı. "Zamanı geldi," dedi yumuşak bir şekilde. "Benim hakkımda yazılan her şey, uzun yıllardır Tanrı'nın halkına söylediği her şey gerçekleşmekte." Ellerinde meşaleler ve kandiller, kılıçlar ve sopalarla birlikte gecenin karanlığında zırhını kuşanmış bir ordu belirdi.
önlerinde de Yahuda. Yahuda onları İsa'yı tutuklamak için doğrudan ona götürdü. İsa hazır bekliyordu. Petrus hemen fırlayıp bir kılıç aldı ve İsa'yı savunmaya çalıştı. Nöbetçilerden birinin kulağına çok büyük bir zarar verdi. İsa hemen adamın kulağına dokunarak onu iyileştirdi. Petrus, dedi İsa, bu şekilde olmaz. İnsanlara böyle zarar veremezsin. Ordu istediği kadar büyük olsun, İsa izin vermedikçe onu tutuklayamayacaklarını anlamamıştı Petrus. Sonra insanları sevmekten başka hiçbir şey yapmayan İsa, suç işlemiş biri gibi tutuklandı. Hiçbir suçu yokken. İsa'nın arkadaşları korktu. Bu yüzden kaçıp gölgelerde saklandılar. Nöbetçiler İsa'yı alıp önderlerine götürdü. Önderler İsa'yı sorguya çekti. Tanrı'nın oğlu sen misin bakalım? Diye sordular. Benim, dedi İsa. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Kendine Tanrı diyorsun. Tanrı'nın oğlu olduğunu söylediğin için ölmeyi hak ettin. Bu ne cüret? Dediler ona. Gerçeği bilmiyorlardı. Yalnızca Romalıların insanları öldürmeye yetkisi vardı. Bu yüzden önderler bir plan yapmak zorundaydı. Romalılara deriz ki bu adam kralımız olmak istiyor. Bunu duyunca onu çarmıha gererler. Ama merak etme, her şey yolundaydı, korkma. Bu Tanrı'nın planıydı zaten. Ben bu amaç için dünyaya geldim, dedi İsa. Evet sevgili arkadaşım, işte İsa'nın senin, benim, hepimiz için, sevgisi için katlandığı zorluklardan sadece bir kısmıydı bu. İşte bu hikayeden İsa'nın seni ne kadar çok sevdiğini anlayabilirsin. Bütün gün, bütün akşam bunu düşünmeni istiyorum. Şimdi gideceğiz birlikte birazcık eğleneceğiz. Meyvezi'yi izleyeceğiz. Ama bu sırada Nora abanın seni çok sevdiğini unutma. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Merhaba Azi. Rabbin sözünü bildirdiğimiz her kente dönelim. Kardeşlerin durumunu öğrenelim. Elçilerin işleri 15:36. Harikasın sen Zi. İkinci yolculuğun girişini sen yapmış oldun böylece. Çok da güzel oldu. Ağzına sağlık. O zaman ikinci yolculuk başlasın. Başlasın hemen. Evet, nerede kameram bu? Evet. Paulus bu sefer yanına kardeşlerinden Silas'ı alıyor ve yola çıkıyorlar. Bu arada ek bilgi olarak Barnabas da Markos ile Antakya'dan Kıbrıs'a yelken açıyor. Nereden buluyorlar o kadar büyük yelkeni? Nasıl yani Zi? Yelkeni açıyorlar ya, kaç kişi tutuyor onu? Bak Zi, yelken açmak bir deyim. Aç yelkeni gör gemiyi gibi. Hoppala, bak onu ilk defa duydum ama yapısı gereği sanki atasözüymüş gibi geldi bana. Ben uydurdum. Harikasın Zi, aklına sağlık. Yelkeni açmak demek, yola çıkmak için hareket etmek demek. Bir söz öbeği biçiminde olduğu için de atasözü değil, deyim olarak adlandırılıyor. Ne güzel bilgiler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Zi. Lütfen devam et, ben böldüm. Yok, önemi yok. Paulus ve Silas, Yeruşalem'den yola çıkıyor. Suriye'den ve Kilikya'dan geçiyorlar. Önce Derbe'ye ve sonrasında da Listra'ya uğruyorlar. Dur, biraz mola. Çok yol, çok yer. Bir sürü yer ismi mi? Ya, çok haklısın Zi. Öyleyse açıklayalım. Suriye, Orta Doğu topraklarında yer alan eski bir bölge. Günümüzde de ülke. Hatta güney sınırımızda bulunuyor, komşu ülke. Kilikya ise Alanya'dan başlayıp doğuda Kine Töyük'te son bulan, kuzeyde ise Toros Dağları ile çevrili antik bir bölge. Her bölgede antik. Günümüzde artık antik durumdalar Zi. Yani çok eskiler. Tarih içerisinde sıkça yer almışlar. Hala da isimleri söyleniyor, biliyor musun? Derbe'yi anlatmıştın. Roma eyaletinde yer alan bir şehirdi. Ya. Günümüzde Karaman ilinde yer alıyor. Evet, ne güzel hatırladın Zi. Yüreğine sağlık. Senin de yüreğine sağlık mı? Listra'ya da konuşmuştuk, hatırladın mı? O da İç Anadolu bölgesinde kalan bir şehir. Paulus burada genç bir öğrenciyle tanışacak. Timoteus! Vay be! Harika!
Paulus aslında daha önce uğradığı bu kentlere tekrar uğrayarak öğrencilerini, inananlar topluluğunu ve Tanrı sözünün yaşayışını görmek istedi. Hadi Timoteus'u anlat. Hemen. Timoteus bu kentte oldukça tanınan bir kişiydi. Elçi Paulus, Timoteus'un da kendileriyle gelmesini istedi. Timoteus, Grek olduğu için Yahudiler bu genç adamı sünnet etmişti. Artık üç kişiler mi? Evet, Elçi Paulus, Barnabas ve Timoteus. Hmm. Frigya ve Galatya bölgelerinden geçtiler. Dur bakalım kardeş. Evet, buraları yepyeni yerler. Gördüğün gibi ikinci yolculuk ilkiyle aynı değil. Frigya'yı duymuştum. Ya ne güzel. O kadar. Bir tek duymuştum. Olsun Zi. Şimdi anlatacağız nasılsa. Tahmin edeceğin üzere Frigya'da antik bir kent. Günümüzde Ankara, Afyon, Eskişehir illerini kapsıyor. Biraz da Konya, Isparta, Burdur ve Kütahya. Biraz da karabiber koy bari. Başka il kalmadı zaten mi? O kadar da değil Zi. Türkiye'nin tam 81 ili var. Tamam o zaman. Ya. Frigya çok geniş bir tarih aralığında Hitit gibi, Roma gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölge. O dönemde de Roma'ya ait. O kadar güzel anlattın ki. O kadar güzel. Ama diğer yeri unuttum. Hemen hatırlatayım o zaman. Diğer yerin ismi de Galatya. Kayısısı çok güzel oraların. Sen Doğu Anadolu bölgemizde yer alan Malatya ilimizin kayısılarını söylüyorsun. Hı. Evet, çok güzeldir. Ancak kutsal kitabın bahsettiği yer Malatya değil, Galatya. Tamam. Bu bölge Orta Avrupa kökenli bir kavme mensup insanların yaşadığı bir yer. Galatların yerleştiği bölgeye antik zamanlarda Galatya adı verilmiş. Hmm. Bu yerin adını tahmin edebileceğin üzere Romalılar vermiş. Anladım. Yani kesin sınırlarını bilmek mümkün değil ama Ankara ve Kırıkkale illerimizin tümü bu bölgenin içinde yer alıyordu. Biraz da Çorum, Amasya ve Yozgat. Yine çok mu saydım yoksa? Yok canım. 81 tane ilimiz var zaten. Bol bol say. Oradan say, buradan say. Bu bölgelerden geçtiler ama müjdeyi buralarda pek yayamadılar. Onlar da Marmara Denizi'nin güney tarafları olan Misia'ya geçtiler. Buradan da Bitinya'ya devam etmeyi düşündüler. Sanki yerlerin ismini kafandan atıyormuşsun gibi geliyor. Bir dahaki bölüm defter kalem götüreceğim. Gerçekten karışmak üzere. Tamam. Hemen tekrar edeyim o zaman. Misia ve Bitinya demiştik. Evet. Misia günümüzde Bandırma, Erdek ve Balıkesir çevresine denk gelen bir liman kenti. Misina gibi. Oradan aklında kalsın, harikasın. Bitinya ise şimdiki İzmit taraflarına denk geliyor. Peki öyleyse. O nereden aklımda kalsın? Yani eğer sıkıldıysan bir Bitinya diye düşünüyorsan oradan aklında kalabilir. Hem bilgiyi soktun aklıma hem de lafı. Bitinya'ya devam etmeyi düşündüler ama olmadı. Kutsal Ruh onları başka bir tarafa yönlendirdi. Troas kentine geldiler. Burası da günümüzde Çanakkale'nin Ezine yerine denk geliyor. Peynir yemeye gittiler. Pek değil. Peynir. Bir kuzu olsam da onları çok iyi anlıyorum. Canım, kuzu arkadaşım benim. Paulus, Silas ve Timoteus Troas kentinde bir süre konakladı. O gece Paulus bir görüm yaşadı. Ne o? O da sonraki bölümde artık. Of be! Doruldum sana. Bu bölüm doğru mu yanlış mı sorusu yok o zaman. Çok merak ettim ama ya. Nereye hemen dur, darılma ya. Gitme.